Sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimize hepiniz hoş geldiniz diyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü restorasyon dersimizin alt bölümü olan ölümcül ritimler kısmını işlemeye devam edeceğiz. Evet, hemen hızlı bir şekilde bölümümüze devam edelim ve çalışmamızı hastane öncesi alan çalışması yaptığımız için şu anki vurgularımızın birçoğunu hastane öncesi alanda çalışan personellere yönelik gerçekleştireceğiz. Tanımlamaya başlayalım, bir giriş yapalım kısaca. Hastane öncesi alanda hasta yaralıların ritimlerinin doğru ve hızlı şekilde tanınması ile uygun tedavi algoritmalarının uygulanması mortalite açısından oldukça önemlidir. Şu demek oluyor, hastane öncesi personelin bazı ritimleri kesinlikle ve kesinlikle iyi tanımlaması gerekmektedir ve hızlı bir şekilde müdahale etmesi gerekiyor. İlerleyen süreye doğru göreceğiz. Burada özellikle şoklanabilir ritimlerin tanınması ve defibrilasyon işlemini yapması oldukça önemlidir. Kollebe olan hastanın ilk değerlendirmesi yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde ritim analizi yapılmalıdır. Şurada altını çizdim. Bu aşamada karşılaşılabilecek ölümcül ritimler 4 tane olup bunlar da şoklanabilir ritimler ve şoklanamaz ritimler olmak üzere iki sınıfta toplanmaktadır. Evet, ARES kararı verdikten sonra mutlaka kompresyon ve ventilasyon uygulamasına başlanmalıdır. Burada kompresyon uygulamasına asla ara verilmemelidir. Hızlı bir şekilde de ventilasyon işlemine geçilmelidir. Hızlı bir şekilde ritim nabız analizi yapılmalıdır diyoruz. Şoklanabilir, şoklanmaz bir ritmin olup olmadığı değerlendirilmelidir. Hızlı ritim değerlendirmesi amacıyla deflatörün kaşıkları kullanılmalıdır. İşte biz buraya ne demiştik? Hızlı bakım işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çünkü yol haritamızı buna göre ne yapacağız? Belirlemiş olacağız diye söylüyoruz. Değerlendirme sonucunda şoklanabilir ritimlerden birisi izleniyorsa zaman geçirmeden deflasyon işlemi uygulanmalıdır. Fakat dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Bu her aşamada ara verme süreci olarak tanımlayacağız. Ama burada mutlaka ve mutlaka ara kompresyon dediğimiz uygulamalara devam edilmesi gerekiyor. Yani kısaca kompresyona hiçbir şekilde ara verilmemelidir. Evet, şoklanamaz ritimler nelerdir? Şöyle bir karşımıza çıkan başlığın altını inceleyelim. Hepimizin bildiği üzere asistole ritmi şoklanamaz ritimlerden bir tanesidir. Görüntüsü nasıldır? Görüntüsü şöyle şu anda çizdiğim gibi bir ritimdir veya işte bazen şöyle küçük P dalgalarında olduğu bir ritim ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Asistolik kalpteki kasılma yetersizliği ve yokluğu anlamına gelmektedir. Yani asistolü bir şeyin yokluğu anlamına geliyor. Bunu şöyle işaretledik. Asistolü ritminin özelliklerine baktığımızda neler vardır? Ventriküler aktivite yoktur. Zaten kares kaybı gerçekleşmiştir. Olsaydı zaten hasta yaşıyordu ya da farklı bir noktaya çekebilirdik hastamızı. Görüntümüz düz çizgi halindedir. Atrial aktivite ait P dalgaları bazen görülebilir ama anlamsızdır. Bu önemlidir. Hastada bazen işte şu örnekteki gibi 2 numaralı örnek diyelim buna. Şuna da 1 numaralı örnek diyelim. Bazen P dalgaları görülebilir fakat anlamsızdır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Evet, şoklanamaz ritimlerden ikincisi nabızsız elektriksel aktivitedir. Adı üzerindedir. Nabızsız elektriksel aktivite. Elektriksel aktivite olmasına rağmen kardiyak debinin olmayışı ile karakterize bir durumdur. Yani kalpte bir elektriksel aktivite mevcut fakat herhangi bir şekilde kardiyak debi oluşturacak yeterliliğe sahip değildir. Yani atımla ilgili bir sorunuz var. Etkin bir kardiyak kasılma yoktur. Evet, etkin bir kardiyak kasılma yoktur. Ancak elektriksel aktivite sürmektedir. Bunun için nabızsız elektriksel aktivite ismini verdik. Kalbin elektriksel ve mekanik işlevleri arasındaki koordinasyon kaybolmuştur.
buna dikkat etmek gerekiyor ve altını çizmek gerekiyor. NEHA'ya baktığımızda elektrokardiyografi adında farklı ritim türlerinde görülebilir. Ben size şöyle bir tanesini örnekleyeyim. Anlamsız şekilde şöyle bir ritimle karşı karşıya kalabilirsiniz. Nabızsız elektriksel aktivite. Dikkat etmemiz gerekiyor. Elektriksel aktivite var fakat nabız yoktur. Bunun için ilerleyen zamana doğru söyleyeceğiz. Hangi ritim olursa olsun özellikle hastanın bilinci kaybolmuş ise mutlaka ve mutlaka nabız kontrolü yapılmalıdır. Evet, şoklanabilir ritimlere göz atacağız. İşte burada bizim erken dönemde fark ederek hızlı bir şekilde deflasyon işlemini gerçekleştirmiş olmamız başarı şansını artırmaktadır. Ventriküler fibrilasyon. Birincisi ventriküler fibrilasyon. Şöyle bir yazalım. İkincisi nabız ventriküler taşikardi. Önce ventriküler fibrilasyon nedir? Kalbin elektriksel aktivitesi düzensiz dalgalar şeklinde görülmektedir. QRS kompleksi EKG üzerinde seçilemez. Ritmin frekansı ve aktivitesi değişkendir. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Kalın veya ince VF şeklinde olabilir. Bazen bunu uygulayıcılarımız kalın olan VF'yi VT gibi algılayabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şöyle titreşimler şeklinde şöyle şuraya bir örneğini çizdim mesela. Biraz kaba şekilde oldu ama olsun. Böyle bir ritimle karşı karşıya kaldığınızda ventriküler fibrilasyon tanısını koymuş olmamız gerekiyor. Peki nabızsız ventriküler taşikardi nedir? İşte bunu mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Biz hastamızda bir ventriküler taşikardi ritmi gördük ama hastamızın bilinci yok. O zaman hemen hızlı bir şekilde mutlaka nabız kontrolü yapmak gerekiyor. Çünkü ventriküler taşikardi nabızlı olabilir veya nabızsız olabilir. Şu anda karşımızda görüldüğü gibi. Eğer nabızsızsa tedavi yolumuz tamamen ne yapıyor? Değişiyor. Ventriküler odaktan hızlı bir şekilde uyarılar çıkmaya devam eder diyor. Nabızsız ventriküler taşikardinin tanımında. Evet. Burada bakın uyarı çıkıyor. Uyarı çıkmaya devam ediyor. Ama önemli olan bir şey var. Hastanın nabzının alınamaması önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bizde ne yapıyor? Tedavinin şeklini değiştiriyor arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bakın elektriksel aktivite var ama nabız yok. Yani kısaca kardiyak debimiz yok. Hasta bu durumda yaşamıyor olarak kabul edebiliyoruz ve mutlaka defibrilasyon uygulaması geciktirilmeden harekete geçirilmeli. EKG'de 3 ve daha fazla döngüde geniş ve düzenli QRS dalgaları görülmektedir. Evet, ventriküler taşikardinin özelliğini taşıyacağız zaten. Ritim genel olarak düzenlidir. P dalgası görülmediği için PR aralığı da hesaplanamaz. Zaten ventriküler taşikardi ifadesini kullanmış durumdayız. Bakın QRS kompleksi geliştir. Ya bizim aslında istediğimiz normal VT özelliğini taşıyacağız. Bu önemlidir. Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta neydi arkadaşlar? Nabızsız olması. Bu bizim için önemliydi. Evet, peki şoklanamaz ritimlerin tedavisine bakacağız. Şoklanabilir ritimlerin tedavisine bakacağız. Aslında yönetimleri çok kolaydır. Önemli olan standart yaklaşımı bilmek gerekiyor. Hangi aşamada ne yapılması gerektiğini bilmek gerekiyor. Ve bu çizgi üzerinden hareket etmek gerekiyor. Evet, şoklanamaz ritimlerin tedavisini şöyle bir oluşturalım bakalım. Burada dikkat edecek olduğumuz nokta şudur arkadaşlar kısaca. Göğüs kompresyonu, ventilasyon, ADEM uygulaması, her 2 dakikada bir ritim nabız analizi. Bu sürecimiz ne yapacak? Böyle devam edecek. Yani ana hatlarımızı bildikten sonra gerisi aslında kolaydır. Evet, damar yolu açılır. Tabii bunlar kararımızı verdikten sonraki süreçlerimizdir arkadaşlar. 1 miligram Adren uygulaması bakın her 3-5 dakikada bir uygulanır. Burada 1 miligram adrenalinin her 3-5 dakikada bir uygulanması kısmının altı mutlaka çizilmelidir. 2 dakikada bir ritim nabız analizi yapılmalıdır. Evet, az önce de söz ettiğimiz gibi bakın bu önemlidir. Ritim ve nabız analizi. Demiş olduk ya ritim evet bir VT olabilir ama nabız yoksa nabızsız ventriküler taşikardi adını alabilir.
Kardiyopulmoner restorasyon esnasında monitörden veya defibrilatörden sürekli izlem yapılmalıdır. Yani hastayı monitörize etmiş olmamız gerekiyor bu aşamada. Peki hastaya müdahale ediyoruz ama bazen müdahale etmemize rağmen hasta dönmeyecektir. Ama bunun altında yatan bazı nedenler de olabilir. Biz buna ne diyoruz? Geri döndürülebilir nedenleri ne yapmak gerekiyor? Tanımlamak gerekiyor ve tedavi etmek gerekiyor. Yani kısaca geri döndürme nedenleri tedavi edersek başarı şansımızı artırıyoruz demektir. Çok fazla gördüğünüz gibi şoklanma azaltma tedavisinde aslında bir şey yoktur. KPRM'ize devam edeceğiz. Göğüs kompresyonuna asla ara vermeyeceğiz. Bu önemli ayrıntıdır. Ventilasyon uygulamamızı devam edeceğiz. Damar yolumuzu açacağız. Yapabiliyorsak hasta öncesi alanda şartlarımızda uygunsa ve tecrübeliysek yetkinliğimizi de ortaya koyuyorsak entübasyon uygulamasını yapalım. Yoksa yardımcı tekniklere yönelmemiz gerekiyor. Adren uygulamasından ne yapmayacağız? Vazgeçmeyeceğiz. Her 3-5 dakikada bir uygulamaya devam edeceğiz ve 2 dakikada bir ritim nabız analizi yapacağız. Şoklanma azaltmelerin tedavisinde devam edelim şöyle. Peki dolaşımı geri döndüğünde nasıl algılayacağız? Buna bakmamız gerekiyor. Spontan dolaşımın geri dönüş bulguları arasında neler vardır? Bir inceleyelim arkadaşlar. Nabız alınabilmeye başlayacaktır. Yani dolaşımın geri döndüğünün habercisidir zaten biliyorsunuz. Kan basıncını ölçebileceksiniz. Yani tansiyon değerine bakacaksınız. Ve eğer hastamız zaten entübe ettiysek bazı şeylerimizin değiştiğini göreceğiz arkadaşlar. Biz hastamızı entübe ettiğimiz zaman elimizde varsa bakteri filtresi ve kapnometre ne yapıyoruz? Takıyoruz. Kapnometreye göre de biz karbondioksiti incelemiş olacağız. Bu aşamada şurada bir ifademiz var. Önemlidir. 10 milimetre civarının üzerine çıkmaması 10 dakika içerisinde kötü prognoz ile ilişkilidir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bu entübasyon işlemiyle ilişkili bir durumdur özellikle. Evet, hastamıza ne kadar başarılı bir restorasyon uyguladık veya hastamız bize ne kadar sağlıklı bir cevap verdi ölçüt olarak değerlendirebiliriz. Evet, şoklanamaz ritimleri bitirdik. Şimdi de şoklanabilir ritimlerin tedavisine bakacağız. Aslında çok fazla bir fark yok. Bazı noktalarda ince ayrıntılara gireceğiz. Burada da anahtar sözcüklerimizden birisi, evet yine göğüs kompresyonu ama başarı şansının artırılabilmesi için defibrilasyon işleminin uygulanmasıdır. Hemen incelemeye devam edelim. Ritim eğer VF veya nabızsız ventriküler taşikardi ise defibrilatör şarj olana kadar diğer sağlık personeli göğüs kompresyonuna başlamalıdır. Bakın bu çok önemlidir arkadaşlar. Yani biz cihazımızı şarj edene kadar, uygulamamızı gerçekleştirene kadar, değerlendirmeyi yapana kadar mutlaka kararımızı verdiysek ARES noktasında göğüs kompresyona başlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Göğüs kompresyonu asla ve asla verilmeyecektir. Evet, uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Göğüs kompresyonu devam ediyor. Hastamızı jelledik. Jülümüzü seçeceğiz. Daha sonra şarj edeceğiz. Ve hastaya kimsenin dokunmadığından emin olduktan sonra ne yapacağız? Uygulamayı gerçekleştireceğiz. Bunun için ilk şok değerine bakmak gerekiyor. Monofazik depilatörlerde 360 jül, bifazik depilatörlerde 150-200 jül arasında ne yapıyor? Uygulayabiliyoruz. Biz bifazik depilatörde 150 jül başlamayı öneriyoruz. Arkadaşlar birçok kılavuza göre yani farklılıklar olabilir. Küçük farklılıklar olabilir. Bazen 120'den başlayın derler. Bazen 200'den başlayın derler. Bu mutlaka elinizde bulduğunuz cihazı, şu anda sahip olduğunuz cihazı tanımanızla ilişkilidir ve kılavuzları takip etmeniz de ilişkilidir. Evet, ilk şoktan sonra hemen 2 dakika KPR uygulanır. Bu çok önemli bir noktadır. Şokumuzu verdik. Ne yapacağız arkadaşlar? KPR'ye devam edeceğiz. Sonra tekrar ritim nabız analizi yapılır. Eğer ritim tekrar VF veya nabızsız ventriküler taşikardi ise ikinci şok uygulaması yapılır. İkinci şok veya daha sonraki şoklarda biz jül değerimizi ne yapıyoruz? Artırabiliyoruz. Kademel olarak artırabiliyoruz veya deriz ki cihazın sahip olduğu en yüksek enerji düzeyinden uygulayabilirsin ama mutlaka ve mutlaka diyoruz ki kullanım kılavuzunu da dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet, uygulamamız devam etti böyle 2 dakika süresinde. Üçüncü şoktan sonra 2 dakika KPR uygulanır. Eş zamanlı 1 miligram
adrenalin ve 300 miligram amiodoran uygulanır. Buna dikkat etmiş olmamız gerekiyor arkadaşlar. Amiodorana bakın, 20 cc, %5 dekstroz ile ne yapıyoruz? Sulandırıyoruz diyebiliyoruz ve intravenöz yoldan uyguluyorsunuz. Açamadıysanız intravenöz yoldan da uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Evet, ve uygulamamız böyle 2 dakikada bir ritim ve nabız analizi şeklinde ne yapıyor? Devam ediyor. Ritim halen VF veya nabızsız ventriküler taşikardi ise bakın, dördüncü şok uygulamasını yapıyorsunuz. Her şok uygulama hazırlığında mutlaka ve mutlaka altını çizerek söylüyorum, ara masaja devam edilmelidir. Evet, dördüncü şoktan sonra 2 dakikalık bir KPR uygulamasını yaptık. Tekrar ne yapıyoruz? Ritim nabız analizi yapıyoruz. Ve yine karşımıza çıkma ihtimali vardır. Ventriküler fibrilasyon veya nabızsız ventriküler taşikardi olabilir. Eğer bu iki ritimden birisi yine karşımıza çıkmış ise ne yapıyoruz? Beşinci şok uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Ve bu uygulamayla beraber yine devreye adrenalin giriyor. Çünkü 3-5 dakikayı doldurmuş oluyoruz aslında baktığımızda. 1 miligram adrenalin uyguluyoruz. Bu sefer 5. şoktan sonra amiodoran uygulayacağız ama altını çizmemiz gerekiyor. Miligram olarak yarıya ne yapıyoruz? Düşürüyoruz. Şu anda elimizde bulunan amiodoranlara baktığımızda işte bir ampul amiodoran 3 mililitre olarak ve 150 miligram olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Dikkat etmiş olmamız gerekiyor arkadaşlar bu noktaya. Ritim ve nabız analizi 5-10 saniye içerisinde mutlaka yapılıp değerlendirmelidir diye söylüyoruz. KPR'ye sadece bu süre zarfında ara verilir. Bakın, çok önemli bir ayrıntı. KPR'ye ara vermiyoruz ne olursa olsun, ama bu durumlarda kısa bir şekilde ne yapabiliriz? Ara veriyoruz çünkü değerlendirme yapmamız gerekiyor. Peki hastamızda işte başarıyı sağladık ya da bir şeyler oldu. Bir de önemli olan bir basamak restorasyon sonrası acil bakımdır. Buna dikkat etmiş olmamız gerekiyor. Hastanın restorasyon sonrası dönemi spontan dolaşımın geri dönüşüyle başlar. Altını çizdik. Hasta monitörize edilmiş şekilde tedavisinin uygulanacağı ileri bir merkeze götürülür. Yani hasta önce sağlığında biz istediğimiz kadar başarıyı sağlayalım. İleri bir merkezde ne yapılması gerekiyor? Tedavi altına alınmış olması gerekiyor. Restorasyon uygulamasında ve sonrasında temel hedef nörolojik hasarın en aza indirilmesidir arkadaşlar. Bakın, serebral fonksiyonu sağlayacağız. Ama şu olursa sıkıntımız başlıyor. Biz evet bir KPR oyladık, bir başarı sağladık, ama hastada sağlıklı sağ kalım gerçekleşmediyse hastamız hayatı boyunca farklı şekillerde yaşamını sürdürmek zorunda kalabilir. Amaç nörolojik hasarı en aza indirmektir. Evet, restorasyon sağlayıcı bakımında nelere dikkat ediyoruz? Hava yolu ve solunum kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Hipoksi ve hiperkarbi kardiyak arrest riskini artırır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bizim için hedeflenen SpO2 değeri vardı. Bu bizim için önemli. Buna dikkat ediyoruz. Evet, dolaşıma yine bakıyoruz. Hastanın kan basıncı değeri ne yapılması gerekiyor? Değerlendirmiş olması gerekiyor. Kardiyak arrest sonrasında hemodinamik hastamız kısaca ne olacak? Anstabil bir durumda olacaktır. Bu bizim için önemlidir. Bu da kendisini hipotansiyon aritmi şeklinde ne yapacaktır? Gösterecektir. Şöyle altını çizdim arkadaşlar kısaca. Evet, ısı kontrolü de bizim için önemlidir. Bakın, hastamızda kardiyak arrestten sonraki ilk 72 saat içerisinde gelişen hipertermi tedavi edilmelidir diyoruz. Altını çizerek şöyle ne yaptık? İşaretledik. Buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü aslında ısı kontrolü sağlamış olmamız gerekiyor. Hastamızda bazen baktığımızda hipotermik durumlar çıkabilir karşımıza. Bu da bizim geri döndürülebilir nedenler arasında olduğunu bilelim ve bunu da tedavi etmeye ne yapalım? Çalışalım. Kardiyak arrest sonrası spontan dolaşımı olan ve bilinci kapalı erişkin hastaların vücut ısısı 33-36 derece arasında tutulmalıdır ifadesi gerekiyor. Bunun çeşitli şekillerde araştırmaları vardır ve ne gibi fayda sağladığına yönelik çalışmalar vardır. Bunu ilerleyen zamanki konularımıza ne yapacağız? Detaylı bir şekilde işleyeceğiz arkadaşlar. Evet,
Diğer bir noktamız her zaman olduğu gibi kan glikoz değerine de bakmak gerekiyor. Ciddi hipoglisemi ile mortalite arasında bağlantı bulunmaktadır ifadesi vardır. Bakın buna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka hasta hipoglisemik tabloya karşı korunmalıdır diyoruz. Transportu hastanın kısaca naklini sağlamak gerekiyor ve bunun için de hastamızda birçok girişimi yapmış olmamız gerekiyor arkadaşlar. Hasta ambulans almadan önce gerekli girişimler yapılmalıdır diyoruz. İşte bunları az önce söylemiştik zaten girişimler esnasında ne yapıyorduk? Bunları uyguluyorduk. Uygun sedye seçimi yapılmalıdır. Bu travması olup olmamasına göre değişebilir veya soğuk havalarda olup olmamasına göre değişebilir. Aktarma sedyesi olarak kullanabileceksiniz bazı şeylere. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ama hastamızı aldığımız zaman ne olursa olsun arkadaşlar metal temasını kesmek gerekiyor. Eğer metal temasını kesmezseniz ve hava soğuksa ne yapacaktır arkadaşlar? Hastamızda ısı kaybı artacaktır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Hatta biz ne diyorduk? Oksijeni ısıtarak vermiş olmamız gerekiyor. İşte uygulayacak olduğumuz sıvıları ısıtarak uygulamış olmamız gerektiğini ne yaptık? Daha önce de söylemiş durumdaydık. Evet, genel olarak şöyle bir toparlayacak olursak bir algoritma ile birlikte hasta öncesi anda ölümcül ritimlerin tedavi algoritması diye şöyle bir başlık oluşturduk. Hemen bakalım. Bilinç kapalı, solunumu yok ya da gasping solunum. Bakıyoruz arkadaşlar. Dikkat etmemiz gerekiyor. Hasta ölüm öncesi bir solunuma karşı karşıya kaldığını söylüyoruz. Hemen ne yaptık arkadaşlar? Biz kararımızı verdik. Göğüs kompresyonlarına başladık. Yani göğüs kompresyonu artı ventilasyon uygulamasını ne yaptık? Gerçekleştirdik. Burada hastamızda hızlı bakı işlemini gerçekleştirmiş olmamız gerekiyor. Ve daha sonra da ritim nabız analizi diyeceğiz. Ritim nabız analizinde karşımıza şoklanabilir ritimler çıkabilir veya tam tersi şoklanamaz ritimler çıkabilir. Ve bunun üzerinde de ne yapıyoruz? Çalışmamızı sürdürüyoruz. Eğer şok uygulamamız gerekiyorsa az önce anlattığımız tabloya geri dönüyoruz. Şok uygulamaz ritimler varsa hedefimiz belliydi. İşte göğüs kompresyonu yapacağız, ventilasyonu uygulayacağız, adrenalin uygulamasını gerçekleştireceğiz ve sürecimiz devam edeceğiz. Ve burada dikkat edilmesi gereken, bu genel yaklaşımlarda dikkat edilmesi gerekenlerden bir tanesi arkadaşlar, mutlaka ve mutlaka geri döndürebilir nedenleri bir köşede tutmak gerekiyor. Hafızamızın bir köşesinde tutacağız. Eğer bunlardan biri var ise ne yapacağız? Tedavi etmiş olmamız gerekiyor arkadaşlar, buna dikkat edelim. Peki KPR sırasında bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Oksijen uygulayacağız, önemlidir. KPR'ye ara vermeyeceksiniz, bu önemli bir noktadır. Kesintileri en aza indirmemiş olmamız gerekiyor, bu önemli bir ayrıntıdır. İleri hava yolu girişimlerini uygulayabiliyorsak uygulamış olmamız gerekiyor. Kapnometre değerlerine bakmış olmamız gerekiyor. Damar yolu erişimini sağlayacağız. İntravenöz veya intravenöz girişimi sağlayacağız. Adrenalin uygulamasında ne yapacağız? Devam edeceğiz. Bu şoklanabilir veya şoklanamaz şekilde de amiodarone vesaire ne yapacağız? Uygulamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sanırım bu dersimiz içinde anlaşılmayan herhangi bir durum yoktur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bugünkü dersimizi de burada sonuçlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum.